Nusayrilik ne zaman başladı? Nusayrilik şimdi tabii çok aslında erken bir dönem. Muhammed bin Nusayr adında birisine izafe ediliyor. Yani onun başlattığı söyleniyor. 883. Hemen hemen zaten bu tür Şiilerin aşırı, biz bunlara teknik tabir gulat diyoruz, aşırı şekilleri genellikle 9-10. Yüzyılda ortaya çıkıyor. Bunların temel özelliği, bunlar farklı, Basra'da ilk ortaya çıkıyor. Ama daha sonra yayıldığı yer, bunlar tabii bu Şii mezheplerinde şöyle bir şey var, dâiler, yani davetçiler vasıtasıyla yayıldığı için çıktığı yerden çok farklı yerde yayılabiliyor. Yani hani Basra'da çıkıp şimdi Suriye'de, Lübnan'da... Yani adam gönderiyorlar, yaysın evet, diye. Yani tebliğ için. Onu açıklayalım belki. Orada çıkıyor. Yani bu inançlar arasında Hazreti Ali'ye ilahlık gibi, yani aşırı diyebileceğimiz, Ehl-i Sünnet'in pek kabul etmediği İslam içerisinde bir mezhep. Bunlar da tenasüh var. Esasında bu tenasüh dürüzlükte de var. Hemen hemen bütün yani reenkarnasyon gibi bir şey. Evet. Yani hatta buna dürüzlüler tekammus diyor. Gömlek kamisten gömlek değiştirme filan şeklinde. İbadetleri iptal ediyorlar. Yani genelde ibadet pek yok. Yani böyle biraz ibadetler, işte namaz veya oruç, bunları çeşitli şeylerle tevil ediyorlar ve olmadığını söylüyorlar. İşte kalple falan gibi. Haramları helal saydıkları, yani Kur'an-ı Kerim'deki bu konuda şeyler, bilgiler var. Suriye'de mi ağırlıklı olarak Nusayriler? Şu an şeyde Nusayriler özellikle Suriye'de ve bize yakın kısımlarda da var. Şu andaki Suriye'yi sorarsanız özellikle Şam'da ve Şam'ın güneyinde Süveyda diye bir yer var. Cebel-i Durus ve bunların kutsal kabul. Niye Süveyda oranın ismi? Süveyda bilmiyorum. Süveyda aslında bir şeydir. İsmi tasgir, yani küçültme şeyi. Ama tam anlamı o mudur? Manasını tam bilmiyorum yani. Şey olarak, İsimler çünkü var ben, çünkü Süveyda isimleri var ama ne anlamı? Manası daha vardır. Kalpteki bir noktadır o Süveyda. Bu işte küçük nokta veya siyah. Kalpte ama siyah, evet. Bir lekedir, noktadır o. Ama ben oradan gelip gelmediğini bilmiyorum. Yani o şey olarak. Orada tam çok anlamı yaygınlar. Nedir? Belli değil. Yani şehrin isminin nereden geldiğini bilmiyorum doğrusu. Şimdi hani bir şey demiş olsun. Laskiye falan da Nusayriye değil mi? Tabii, pardon, ben yanlış söyledim. Süveyda'da Dürziler, Nusayriler Laskiye ve civarında daha çok yaygın. Yani bugün İşte Beşer Esed veya Hafız Esed dediğimiz Esed hanedanı, ailesi de buradan, yaklaşık Suriye'nin %10'unu oluşturuyorlar. Yani %10'luk bir azınlık Nusayriler. O Süveyda'yı iptal edelim. Süveyda Dürziler için de. Ondan sonra yani o Memlükler bayağı baskı yapıyorlar bu şeye. Nusayrilere. Yani bunları Müslüman yapalım gibi. Kabul etmedikleri için Müslümanlardan. Ama Osmanlılar daha gevşek davranıyor. Onlara serbest bırakıyorlar. Ya. Evet hocam, Nusayriler. Nusayriler aslında, yani dediğim gibi genelde bu bizim batini dediğimiz veya Şii veya aşırı Şii dediğimiz gruplar genellikle bu Lübnan, Suriye bölgesinde, çünkü Fatımilerden sonra hep Sünni devletler geldi. Fatımiler kim hocam? Fatımiler bir Şii devleti. İlk Şii hilafetidir. İsmaili mezhebindedir Şii'nin, Şiiliğin. 909'da önce şeyde kuruluyor, Tunus civarında. Sonra 969 civarında Mısır'ı fethediyor. Mısır'ı ele geçiriyorlar. Yaklaşık bir 100 yıllık filan bir devlet, ama çok önemli bir devlet. Yani bugün Orta Doğu'daki problemleri ortaya çıkaran devletlerden bir tanesi. Yani bu nerelere hakim? Suriye, Mısır? Mısır, Suriye genellikle hakim olduğu yer. Ama mezhepler tarihi açısından çok önemli. Dediğim gibi ilk Şii hilafet. Bir de yeni mezhepler ortaya çıkıyor. Mesela bu Hakim bir Emrillah var. Bu Dürziliğin kurucusu olan. Mesela bugünkü Dürziliğin kurucusu odur. Hakim bir Emrillah. Dürziliğe girelim. Evet. Mesela Hakim bir Emrillah aslında şizofren bir adam. Halife. Çok böyle enteresan uygulamaları var. Bazen mesela bir sokakta kedi görüyor, kızıyor, bütün kedileri kesin diyor. Veya
kadınların sokağa çıkmasından rahatsız oluyor. Kadın ayakkabısı yapan ayakkabıcıları kesin falan gibi böyle enteresan bir şizofren tavırları olan bir adam. Hatta bazen akrabalarını falan kesiyor. Böyle hemen böyle bir şey geliyor, cinnet geliyor. Bu tespit edilmiş bir durum. Bunu Şii dâileri ikna ediyorlar sen Allah'sın diye. Bu da ikna oluyor. Enteresan bir adam yani, hakikaten enteresan bir kişilik. Yani uzun müddet de aslında yaklaşık bir 25 yıl civarında filan, 1021 ölüm tarihi yanılmıyorsam, 25 yıl civarında halifelik yapıyor. Bu Şii dâileri uyanık insanlar, bundaki Şii'yi fark ediyorlar. Bunlar ama gulat. Tabii, yani. Tabii. Yani bildiğimiz bugünkü Şiilik değil. Aşırı. Daha onu yani da açıkladım. Bugünkü İran Şiasıyla Caferilerle karıştırmayın. Şii diyorlar ama bunlar gulat dedikleri. Yani evet. İsna-ı Şeriye'den farklı, İsna 12 yani imamdan. 12 imam falan değil. Bunlar çok ayrı bir şey. Evet. Yani aşırı uçuk tarafı artık. O dönemdekiler. Şimdi Londra'da merkezi var onların, biraz yani böyle değil. Tabii tabii, yani bu, ben tarih şeyini anlatıyorum, tarihsel durumunu. O, ikna ediyorlar kendisini, kendisine ilah ilan ediyor. Sana yanılmıyorsam 1017 tarihi, tam o tarih. Bu sürekli olarak Kahire'de bir dağ var, Mukattam Dağı. Murat Bey siz iyi bilirsiniz. Oraya çıkıyor geceleri falan, böyle bir uzlet hali falan da olan bir adam. Tecahülü arif yapıyorsunuz. Mukattam ne biliyorsun? Mukattam tabii senin Mehmet Ali Paşa'nın şeyi falan oradadır. Kale. Evet efendim. Ve ilahlığını ilan ediyor. Vezirini de imam tayin ediyor. Ondan sonra. Burada da yani gene aynı bütün gulat veya aşırı şialıkta olduğu gibi gizlilik esas. Şifahi yani sır vermek şeklinde. İnanç farkları nedir efendim? Ya aslında çok büyük inanç... İnanç farkları nedir biliyor musunuz? İmamın kim olacağı. Ha. Yani aslında bütün gulat, şia, yani batıni dediğimiz, belki bu batıniliği açıklamak gerekecek biraz. Yani aslında şu anda Ortadoğu'daki problem, batınilikle zahirlik arasındaki problem. Nedir efendim? Batınilikle zahirlik arasında. Ne demek onda? İşte batınilik, metinlerin, yani kutsal metinlerin, Kur'an-ı Kerim gibi... Batini bir manası vardır. Bu zahiri manası olduğu gibi anlaşılmamalıdır. Bu batini iç manayı da ancak imam bilir şeklinde. Genellikle bu aşırı şiada zahiri manayı yani literal manayı da bugün daha çok selefiler. Onlar da tam literal alıyorlar. Ne ilmi konuşuyor. Adam sen de böyle konuş. Pardon. Evet efendim. Özür dilerim belki. Şey tefsirle alakalı mı yani, yani bu? İlk tefsir... Anlamakla alakalı. Anladım. İşte aslında daha problem... Daha derin manası var. Hocam diyorsun. Uydurmakla alakalı. Yani... Kim daha fazla uydurursa o kadar büyük batın diyor. Evet. Ama çok tenakuz şey. Var yani iki taraf arasında. Çok birisi çok var. Yanlışa inanıyor, birisi doğruyu bulmaya çalışıyor. Yani ortası neresiyse o çok zor bir şey bunun. Ya onu bırak şeyi, batını şeyin... Hadi neyse şimdi hiçbir şey yapmayalım. Öğretmeyelim yani neler yazmışlar. Evet. Yani neler işte yazmışlar. Bu... Ne güzel açıkladı gördün mü? Uydu yani. Uyduru da söyledi. Ferit Efendi, Ferit Hoca'nın, Ferit Kamu'nun ne güzeldi o sözü. Ama bu da söyleyemeyiz tabii. Kalemi alın mı? Neyse. Hocam affedersiniz. Sonra ne oluyor hocam? Halife. Fatih Murat halifesi. Bey'in dediği şeyi belki her batının, pardon, her batının bir zahiri, her zahirin bir batını, her nasın da bir tevili vardır diye böyle bir şey var yani tekerleme. Bu Hakim bir Emrillah, Dürziliğin kurucusu. Fakat büyük ihtimalle kız kardeşi bunu öldürüyor. Sittil Mülük diye bir kız kardeşi var. Bunun tabii şizofrenik tavırlarından rahatsız oluyor. Bir gün gene Mukattam Dağı'na çıktığında bir şekilde öldürülüyor. Fakat bu aşırı Şii şeylerde gaybet kavramı olduğu için sadece kanlı gömleği falan kalıyor. Diyorlar işte imam gayip oldu. Böylece aslında daha da mistisizm kazanıyor. Yani aslında yani bir manada kız kardeşinin ondan kurtulmak için öldürmesi aslında dinin kurulmasına da bir şey sağlıyor, imkan sağlıyor. Şimdi onun takipçileri Dürziler mi oluyor? Evet, Dürziler. İşte Kerim Ağahanlar, İsmail'i. Onlar Dürziler ama İsmail'i onlar. Pardon, İsmail'i onlar İsmail'i. Dürziler bugün Canbulatlar. Canbulatlar. Gene onlar başka tarafa dayanır. Suriye'de de
%3 civarında. Suriye'de de var. Yani 500-600 bin civarında. İşte o demin Süveyda dedim, karıştırdım ya. Hmm. Bu Süveyda ve Şam civarında bunlar yaşıyorlar. Ben hem Ürdün'deki ev arkadaşlarım Dürzi'ydi, hem de Şam'da yaşarken bir yıl Dürzi mahallesinde yaşadım. Ha. Onlara hani sordum yani böyle hani nasıl genel yani anlamak için yani nasıl şey falan. Yani söyledikleri şey genel tenasühle ilgili. Yani hep köylerinde birisi doğuyor. İşte diyor ki ben önce şuydum buydum. Böyle hep bu tür hikayeler var. Onun dışında çok fazla böyle hani bu tür aşırı gulat Şia grupları kitabi değil. Hmm. Yani onun için çok fazla bilgi alma şansınız yok bunlar hakkında. Yani çok fazla bir şey anlayamadım. Yani aslında okuyorum, okuduklarımdan da dinleri hususunda çok fazla malumat edinemiyorum. Ama bunlarda bir de şey var, sayı kültü de var yani. Özellikle ayetlerle ilgili, ayetlerin harfleri sayılı, bu işte kabala kültürü veya rufilik dediğimiz şeyler. O, yani bu mana mı çıkarıyorlar onu? Evet, o da var yani. Bu tür şeyler. Hem tevil var, yani nasları veya dini metinleri, hem tevil var. Yani genellikle bu aşırı gruplar. Ama temel fark yani inançtan ziyade imamın kim olduğu. Hmm. Zaten hep o isimlerle. Yani imam dedikleri şeydir. Evet. Onu bir açalım, ne demek hocam? Yani tabii bizdeki imam gibi değil. Hani cami imamı gibi düşünmeyelim. Bu Şii gruplarda imam önemlidir. Yani direkt Allah'la bağlantı kurabilen masum ve metinleri ancak onlar anlayabiliyor. Ancak onun vasıtasıyla o yönlendiriyor yani her şeyi. Evet. Yani o metin, yani o tevili de herkes yapamıyor. İmam yapabiliyor.